Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün sizinle kumbara yapacağız. Aynı zamanda geri dönüşüm de yapmış olacağız. Şimdi bayramdan çıktık. Harçlıklarımız var değil mi? Onları koymak için bir kutumuz olsun. Daha sonra da yine harçlıklarımızı aldığımızda koyabileceğimiz kutu yapalım istedim. Böylece biriktirelim. Canımız istediği zaman, bir şey almak istediğimiz zaman birikmiş paramızı alabiliriz değil mi? Öncelikle ben salça kutusunu hediye paketiyle paketledim. Yapıştırdım bunu güzelce. Ondan sonra kapağını şimdi şey hazırlayacağız. Elime bir kağıt aldım. Kapağımı koyuyorum. Daha sonra kurşun kalemle bunu çekiyorum. Çizdikten sonra da bunu keseceğiz. Herkes kendine göre makas alsın. Sizin küçük makaslarınız var. Yavaşça yuvarlağımın çizdiğim sınırından kesiyorum. Yavaş kesin, dikkatli kesin. Bayramınız nasıl geçti? İnşallah güzel geçmiştir. Evet. Şimdi bunu kenara koyalım. Daha sonra ne yaptım? Maket bıçağını kullanırken şöyle dikkat edeceğiz. Bunun güvenlik ayarı var mesela. O güvenlik ayarını açacağım azıcık. Daha sonra azıcık ihtiyacım kadarını kullanacağım. Bunu ufacık bir yer açtım ben, şöyle hafif çizdim. Sonra kapattım ve kenara kaldırdım. Başka bir şey yapmıyoruz. Daha sonra geri kalanını makasla yaptım. Düzeltmelerini yapabilirsiniz mesela. Şurada hafifçe kesip, plastik olduğu için çabuk yapılıyor. Evet. Dikkat ediyoruz. Bunları kullanırken dikkat ediyoruz ama kullanmayı da öğreniyoruz. Tamam mı? Daha sonra bunu kestiğim zaman şuradan yer işareti koyun ve onu da keselim. Onu nasıl yapalım? İkiye katlayalım bunu. Makasla azıcık ucundan şöyle keselim. Daha sonra da düzgünce keselim. Makas kullanmayı da öğreneceğiz ama dikkatli olacak. Evet, buna yapıştırıcı sürelim. Yapıştıralım kapağımıza. Çok değil, kenarlarına şöyle geçtirdiğiniz zaman bu kolayca yapışacaktır. Evet, deliğimize denk geldi, gördünüz mü? Yapıştıralım şunu güzelce, yapışsın. İsterseniz süsleyebilirsiniz de. Evet, daha sonra ben süt kapağından bir kapak aldım. Onun arkasını yapıştıralım. Bu kapağımızı da biraz süsleyelim. Evet, bunu da kapağımıza oturtturalım. Bu da yapışsın. Evet, bu da hazır. Bunun kenarında bir açıklık kalmış. Bunu da sarı renk kullandığım için kenarından şöyle keseceğim. İstediğim kalınlıkta yapabilirim. Aklınıza başka şeyler geliyorsa onları da yapabilirsiniz. Canınız ne çekiyorsa o şekilde süsleyin. Çünkü bu sizin kumbaranız. Ben sadece size fikir vermiş olurum. Gerisi sizin. Evet, bunu da bu şekilde yapıştırdık. Evet, kurumalarını da bekleyelim bu arada bunların. Daha sonra bu kapağımızı da kapatalım. Evet, hazır kumbaramız. Bakın, şeridi de var, kapağı da var. Hadi bakalım, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.